Evet, bugün YKS tercihlerinden bahsedeceğim. Psikoloji bölümü hakkında bilmeniz gerekenler ve tercih etmeli misiniz, etmemeli misiniz? Başlıyoruz. Bugün psikoloji bölümünden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz YKS tercihleri yani sonuçlar açıklandı, tercihler başlayacak. Psikoloji bölümünü tercih etmeli misiniz yoksa etmemeli misiniz? Bundan bahsedeceğim. Siz de dinleyin, kendi kararınızı verin. Başlıyoruz. Peki psikoloji nedir? Psikoloji basit bir tanımla şöyle yazdım. İnsanların ve hayvanların davranışlarını ve bilişsel aktivitelerini inceler. Duygu düşüncelerini anlamlandırmaya çalışır. Peki bizim ülkemizde böyle mi? Asıl soru bu. Evet, psikolojinin çok havalı, güzel bir tanımı var ama siz bu işi yapabilecek misiniz Türkiye'de? Önemli olan o. Eğer hani bölümü okurup ben yurt dışına çıkarım diyorsanız o zaman tabii sizi tutan yok. Ama Türkiye'de büyük ihtimal yapacağınız iş mezun olur olmaz. Yani ODTÜ ve Boğaziçi'de okumadıysanız 2500 lira 2800 lira arası bugünün parasıyla, yani asgari ücretin bir tık üstü, size belli başlı iş alanlarında iş yaptırabilirler. Bunlar en iyi ihtimal insan kaynakları, bir büyük bir şirkette kurumsal olarak insan kaynaklarında çalışabilirsiniz. Belki o zaman maaşınız 3000 lira olabilir. En kötü ihtimal bir anaokulunda çalışabilirsiniz ki erkekler için bu biraz zor. Kızlar da genelde hani kadın psikologları tercih ediyor tabii ki öyle yerler. Ülkenin son haberleri takip ediyorsanız sebebini anlayabilirsiniz. Bir de psikoteknik merkezleri var. Psikoteknik merkezleri de ALG sertifikası denen bir şey var. Bu kamyoncular, tırcılar, uzun yol giden profesyonel şoförler işte hala refleksleri yerinde mi diye kontrol edilen, böyle 6 ayda bir mi ne yapması zorunlu bir test. O testi siz uygulayacaksınız. Zaten genelde hastaneye giderseniz de, bir de hastaneler var tabii. Özel hastanelerde biraz iş bulmanız zor. Devlet hastaneleri de zaten KPSS ile atıyor. Özel hastanelerde iş bulursanız diyelim, buldunuz. Orada da test yapıyorsunuz. Psikiyatrist oluyor genelde başınızda. Size işte ona gelenler, o da size yönlendiriyor. Yani önce psikiyatriste gidiyorlar. Sonra psikiyatrist diyor ki şunları psikoloğa yaptır. Bir nevi psikiyatrist hemşiresi oluyorsunuz. Psikiyatrist asistanı oluyorsunuz. Türkiye'de genelde hastanelerde iş durumu böyle. Bir de KPSS'ye yine girdiğinizi varsayarsak, adli psikolog olarak atanabilirsiniz. Ben de bu sene KPSS'ye giriyorum. Ben de bu yönde çalışacağım. Adli psikolog da mahkemelerde oluyorsunuz. Mahkemelerde genelde boşanma davalarına bakıyorsunuz. Velayet mevzularında sizden rapor yazmanızı istiyor hakim bey. Siz de hakime hanım veya cinsiyetçi olmayalım. Sizden rapor yazmanızı istiyor. Siz de rapor yazıyorsunuz. O raporda çocukların şeyini içeriyor. Çocuklarla olan ilişkiyi, anne ile babanın arasındaki ilişkiyi, evlilik hikayelerini, bir nevi şeysiniz yani. Bilir kişi gibi, işte hani kendi gözleminizle, bir psikolog bakış açısıyla bir rapor yazıyorsunuz. Öğrenmesi kolay bir süreç. Ben adliyede staj yaptığımda öğrenmiştim. Yaklaşık 2 haftamı falan aldı. 2 hafta içinde adli psikolog olabilirdim yani. Kötü bir adli psikolog olurdum belki, iyi bir adli psikolog olmazdım ama en azından işi yapabilirdim. Başka da aklıma pek bir iş alanı gelmiyor açıkçası, çünkü çok yok yani. Eğitim kurumlarında çalışabilirsiniz, PDR'cilerin yaptığı şeyleri yapabilirsiniz ama yani dediğim gibi, o zaman niye PDR okumadınız? Yani belki bir şey yapabilirsiniz, daha iyi bir üniversitede PDR okuyabilirsiniz, psikoloğa puanınızı harcamayıp. Onun dışında psikoloji öyle 4 yıl okudum bitti denen bir bölüm değil. Kendinizi sürekli geliştirmeniz lazım. Sürekli terapilerle ilgili kitap okumanız lazım. ACT olur, EMDR olur, işte CBT olur. Bunları bilmiyorsanız bir araştırın. Ben size şimdi Türkçesi aklıma gelmiyor. O yüzden dur bakayım çevireyim. ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Yani kabullenme ve kendini adama terapisi oluyor. ACT diye aratırsanız çıkar. EMDR de
rapid eye movement, desensitization, reproduction olması lazım. O da göz hareketleriyle ilgili. Yalnız bunları kodlayıp aratın. Yoksa bulmanız biraz zor olur. EMDR, ACT, CBT. Hadi bunlara bir bakın. Bunlar en popüler ekoller şu an. Bir de Gestalt ve Şema terapileri var. Bunlara da bakın. Benim aklıma gelen şu an bunlar. Bunlarla ilgili bir araştırma yaparsanız psikolojinin, yani klinik psikolojinin temel şeylerine, prensiplerine hakim olursunuz şu an. Yani güncel olarak. Onun dışında psikolojinin bir sürü alt dalı var. En ilginçleri bana kalırsa nöropsikoloji ile sosyal psikoloji. Adli psikoloji biraz daha işin pisleştiği bir yer ve Türkiye'de pek kullanım alanı olmayan bir yer. Biliyorsunuz bizde seri katil pek çıkmıyor. Hani filmlerde gördüğünüz o kısım biraz, yani adli psikoloji kısımları seri katilleri ilgilendiriyor biliyorsunuz. Ama tabii Türkiye'de de yine kullanım alanı var ve çok da popüler olmayan bir alan. Yani bu konuda yüksek yapmayı tercih ederseniz evet, iş bulma olasılığınız artar. Sosyal psikoloji daha çok toplumu inceleyen bir alan. O da klinikten sonraki en popüler psikoloji alanı olması lazım. Toplumun, işte insanlar neden böyle bir şey yapmış? Grup, toplum, aile, hani bireyden ziyade şeylere odaklanıyor. Topluluğa yani, onu inceliyor. Adı üstünde sosyal psikoloji zaten. Klinik psikolojiyi bildiğimiz, genelde Freudian psikoanalitikle tanıdığımız, işte uzanıyorsun, uzanıyorsun, geliyor psikoloğundaki, çocukluğuna dönelim mi yavrum diyor. Seni çocukluğuna döndürüyor. Bu yani tanıdığımız şey bu klinik psikoloji. Tabii bu sadece bir alanı, yaklaşık 15-20 arası farklı terapi yöntemleri mevcut. Daha fazla da hani güncel terapiler mevcut. Biz psikoanalitikle tanıyoruz. Freud'u zaten bilmiyorsanız bence bu bölümü denemeyin. Yani Freud'u duymuş olmanız lazım. Belki bir kitap okumuş olmanız lazım. Freud'un yazdığı. Kurucu babaları bilin. Yani işte psikolojinde 5-6 tane adamı var. Nedir işte bunlar? Sigmund Freud, Watson. Tabii üniversiteyi bitir bitirmez insan unutuyor. Vallahi unuttuk. İşte 5-6 tane adam var, onları bilin. Şu an isimleri aklıma gelmedi. Onlara bir bakın derim. Ne yapmış bu adamlar? Sizin de artık psikoloji nasıl kurulduğuna dair bir fikriniz olur. Psikoloji bölümünde en önemli şeylerden biri de hocalarınız. Sonuçta siz dersi alırken üniversitede almıyorsunuz. Üniversitede alıyorsunuz da üniversite vermiyor dersi. Hocalar veriyor. Bölümünüzde hangi hocalar olduğuna iyi bakın. İyi bakın. Yoksa benim gibi slaytmatik hocalara maruz kalabilirsiniz. Bizim hocalar genelde slayt seslendiriyordu. Hocam haberiniz olsun, hani Google Translate'e yapıştırınca o da seslendiriyor. Eyvallah. Biliyorsunuz bir hocanın profesör olması, doçent olması veya hiçbir şey olmaması önemli değil. O onun akademik başarısını gösteriyor. Ders anlatım başarısı ayrı bir şey. Hocaların, yani bölümümüzdeki hocaların canlı derslerini bulabilirseniz, konferanslarını bulabilirseniz bir bakın derim tercih etmeden önce. Eğer psikoloji konusunda ciddiyseniz. Çünkü ben bakmadım. Keşke baksaydım. Sonra psikolojide başka önemli olan şeyler. Psikoloji biraz sosyal bir bilim. Biraz kendi içinde bir bilim. Yani herkes aşağı yukarı birbirine bağlı. O yüzden siz de bir çevre oluşturmaya çalışın. Kulüplerde aktif rol almaya çalışın. Hocalarınızın bir çalışması olursa onunla yer almak isteyin. Veya herhangi bir iş teklifi gelirse, işte yarı stajyerlik gibi. Hani stajyersiniz, çok az bir para alıyorsunuz. Burun çevirmeyin, yapın o işi. Çünkü öteki türlü iş bulmanız zor olur. Network oluşturmanız lazım. Bir bağlantı kurmanız lazım milletle. Yoksa benim şu an ne yapıyorum? Ben psikolojiyle ilgili bir şey yapıyor muyum? Yapmıyorum. Niye ben okulda cool takıldım abi? Very fucking cool. Ondan dolayı pek bir network'üm olmadı. Ufak bir arkadaş grubum vardı. Ha, ortalaman kaç diye sorarsam psikolojideki ortalamam 3.36, 4 üzerinden. İyi bir ortalama. Ama pek bir pek bir bağlantı kurmadım milletle. Çünkü dedim. Bunlar kim ya? Abi biz Freud gibi adamız dedim ya. Biz oturttuk mu milleti konuştururuz dedim de.
İşte o oturtma kısmı sıkıntı. Oturtacak adam bulmak lazım. Onu da nereden bulacaksın? Sokaktan çevirdiğin adamı. Gel abi bana saati 300 lira ver. Otur şuraya diyemezsin. Bu arada bu klinik şeyde hani saati 200 lira. Saati 300 lira. Saati 1000 lira yapan var. Diyorsunuz da genelde yani çoğu bu işi yapan hani saati 200-300 lira yapan adam haftada 40 saat çalışmıyor. Hani en baba ben 15 saat gördüm. 15 saat terapi yapan. Ondan fazlasını da kaldıramıyordu adam. Bu ne ya? Ondan fazlasını da kaldıramıyorsun çünkü bir avukatlık gibi bir şey bu yani. Sadece bir saat göreyim, hoş geldin, anlat bakayım derdini ya. Ha, o geçer, takma kafana dediğim bir şey değil. Ondan dolayı yani bir hastanız size bir saat geliyor, siz ondan önce hazırlanıyorsunuz. Ondan sonra o tuttuğunuz işte terapi notunu tekrar okuyorsunuz. En az o hasta size bir saat geliyorsa siz ona bir 5 saat ayırıyorsunuz gençler. Haberiniz olsun yani. İyi bir terapist olmak istiyorsanız. Ki iyi bir terapist olmuyorsanız haftada 15 seans zaten yapamazsınız yani. İyi bir terapist olmazsanız size kimse gelmez. Ondan dolayı hani aklınızda psikologlar parayı cukkalıyor. Evet cukkalayan var. Ama o aşamaya gelmek için yükseğinizi yapacaksınız. Doktorunuzu yapacaksınız. Terapi sırf hani bir klinik açabilmek için yani o klinik açacak terapi bilgisine sahip olmak için nereden baksanız 70 bin 80 bin liraya cepten çıkartıyorsunuz. Haberiniz olsun eğitimler ucuz değil ve eğitimlerin bir kısmı yurt dışından geldiği için genelde iyi eğitimler. Bilin bakalım yani ekmeği TL ile alıyoruz ama eğitimi TL ile alamıyoruz psikolojide. Bu kötü bir 70 bin lira çıktı gençler sizden haberiniz olsun. İyi bir psikolog olacaksınız ama tabii o eğitimler en iyi yatırımdır yani hani ev alma, araba alma, ACT al deriz biz kendi aramızda ben ve göbeğim. Böyle. Psikoloji güzel bir bölümdür özetle. Yani ben mesela okuduğuma pişman değilim. Ben İngilizce iktisattan geçiş yaptım. Dedim para her şey değil. Ta ki psikoloji okuyup işsiz kalana kadar. Ama siz benim gibi olmak zorunda değilsiniz. Kendinize güzel bir iş kurabilirsiniz. Eğer geliştirirseniz kendinizi. Kendinizi geliştirmek değil sadece. Tabii ülkenin de ben hani siz okumaya başladıktan sonra daha da hani 5 sene sonra daha iyi olacağını düşünüyorum şu anki halinden. En kötü bu ülkenin başına daha ne gelebilir ki? 5 yıl sonra. Böyle her yer yanıyor. Neyse yani psikoloji... Yani istiyorsanız daha çok bu konuyla ilgili video da çekebilirim. Ama özetle psikoloji bölümü güzel bir bölüm. Kendinizi geliştirmeniz gereken bir bölüm. Networking gerektiren bir bölüm. Yani insanlarla bağlantı kurmanızı gerektiren bir bölüm. Ve sadece dersleri vermekte olmayan bir bölüm. Aynı zamanda kendinizi geliştirecek kitaplar okumalısınız. Konferanslara katılmalısınız. Olabildiğince tecrübe edinmeye çalışmalısınız bu alanla ilgili. Tıpöçk hariç. Tıpöçk boştur. Katılmayın. Tıpöçk. Biraz sinirlendim kusura bakmayın. Tıpöçk Türk Psikoloji Öğrenci Çalışma Grubu. Bence boş hakikaten. Belki değildir. Ama ve lakin bizim okulda spam yapıyorlardı. Paso sınıf grubuna arkadaşlar şuraya gidiyoruz. Arkadaşlar buraya gelin. Arkadaşlar şu konferansımız var. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Günde 4 kere sınav notu bekliyoruz. İşte sınav tarihlerini bekliyoruz. Sonuçlarını bekliyoruz. Tiyatroya gidiyoruz, şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz, bu kadar konuşmacı falan filan var. Önünüze gelenler konuşmaya da katılmayın. Önce bir adamı araştırın veya kadını araştırın, ona göre gidin. Onu da söyleyeyim. Her psikolojide herkesin kitabı, herkesin konferansı önemli değil. Yani TED Talks gibi bu. Yani herkesi konuşturuyorlar abi yani. Bir şey yani nasıl desem. Böyle işte bir şey mi başardın? Fenomen mi oldun böyle? Ne bileyim Twitter'da 1 milyon takipçi mi var? Gel abi. Sen bir şeyler biliyorsundur abi. Yani bu da onun gibi. Bazı popüler insanlar var. Mesela bar psikoloğu gibi. Bu işler barda psikologluk olmaz arkadaşlar. Öyle sokakta ayaküstü terapi de verilmez. Öyle kankanıza, arkadaşınıza, ailenize de terapi yapamazsınız. Etik değil. Psikolojinin pek çok şeyi var. Kuralı, kanunu var. İyi bir psikolog bunları bilir, bunları uygular. Ve kendini sürekli geliştirir.
psikoloji bölümü budur. Kendinize iyi bakın.